kıllar duyar kadar zaten. Şu anda benim ona öyle bir etki yapıyorum ki seviliyor yani. Sevildiğini anlıyor şu anda. Kıllarına dokunuyorum ve hiçbir tepki vermiyor. Bakın hoşuna gitti. Sarı kız, Sarı Ömer dediğimiz canlı bu. Aslında böy. Tam bir gece avcısı. Of, ayakları batıyor lan resmen. Saklanıyor. Güzel. Geldiğinden beri bir şey yemiyor falan derken bir tane çekirgeyi yemiş, bir bacağı kalmış çekirgenin. Bir tane yediyse kurtardı demektir. Bakın. İnsanla, insanla hiçbir işi yok. Isır. Isır bakayım senin üzerindeki bu şiir efsanesini kaldıralım. Arıların yaptığına bakın. Arılar ilimini hale getirdi. Buncağızın hiç böyle bir şey yok. Elimi sevdi. Elimi sevdi. Saklanıyor. Of, benim güzelliğime. Bakın parmaklarımın arasına yattı. Orada saklanıyor. Ama çekirgeyi gömmüş. İlk şeyini yemesi iyi. Bakın bundan korkuluyor. Neden korkuyorlar anlamıyorum. Bu hayvancağızın insanla hiçbir şeyi yok. Yani insanları ısırıyormuş. Nerede? Isırmamak için kaçıyor hayvan. Kesinlikle insan ısırma mısırma olayı söz konusu değil. Gel, gel. Öndeki iki ayağı, kaçma. Bakın öndeki iki ayağı daha uzun. Bunlar çünkü ayak değil, ayak olarak kullanmıyor bunları. Nereye? Çok hızlı ya. Evet, tipik hareketi. Bakın. Müthiş bir canlı bu. Aydın'dan Berat gönderdi bunu. Bana. Harika ya. Müthiş bir avcı. Kendi temizliğini yapıyor. Öndeki gelişmiş uzuvları, uçları vantuzlu. Yani avını bunlarla çok rahatlıkla tutup aşağıya uçan bir av bile olsa, zıplayan av olsa, bunlarla yakalayıp çok rahatlıkla çıkabiliyor. Yine tırmanma işinde yine bunları kullanıyor. Mesela cama tırmanma gibi olaylarda bu öndeki uzuvlarını kullanıyor. Isırma konusuna geldiğinizde bakın ön ayaklar, bacaklarında çok fazla derecede şey var. Kıllar var. Bu kıllarla bakın hani ısıracak canlı şu harekette 50 defa ısırması gerekirdi. Diğerini işte alışmış size falan dediler. Hani bu daha ilk temasım benim.
Hiçbir şey yok. Alışma malışma yok. Çünkü bu canlının insanla işi yok. Bu şehir efsanesini artık yıkmanın zamanı geldi. Tamam, görünüş olarak falan ürkütücü olabilir ama gerçekler var. Gerçekler bu. Nereye gidiyorsun? Ooo, gidişe bak. Evet. Harika tırmanış. Metal teması. Hemen sakin bir ortam bulup yatmayı tercih ediyor. İşte ısıracak hayvan çok rahatlıkla ısırması gerekir. Ama ısırmak istemez. Bu elime çıkmak istemiyordu nedense. Ayakları batıyor. Bu duyguyu Eros örümceklerinde de hissettim. Evet. Hiçbir şekilde ısırması söz konusu değil. Yatıp uyumayı tercih ediyor. Parmağım sıcak geldi herhalde. Ama işte diş yapısı çift diş. Ve şöyle bir şey var. Zehir bezlerinin olmadığı araştırılmış. Zehir bezlerinin olmaması ve zehirli türler olan akrep ve çıyanları avlıyor oluşu biz insanlar için büyük bir avantaj. Neden? O zehirli türlerin dengelenmesinde büyük rol oynuyor. Aslında çok yararlı bir hayvan. Bak. Hani nerede? Bu hareketi çiyana yapın, akrepe yapın. Çoktan ısırılmıştınız ve zehirlenmiştiniz. Ama insanla hiçbir işi yok. Şu bacaklarındaki kıllar zemin sarı olmasa bacaklarında uzun kıllar var. Bu uzun kıllarla düşmanlarını tanıyor. Bakın ben bu çiyanla bunun bir araya gelme videosu çektim. Çiyan daha 20 santimetredeyken resmen çığlık attı. Yani çiyanı kendisine doğru bir çiyanın geldiğini anladı. Ama şu anda bakın beni, benim varlığımı çok iyi anlayabiliyor. Çünkü karın altında, şu bacaklarının altında, arka bacaklarının alt tarafında yere temas eden titreşimleri algılayan aynı akreplerdeki gibi yelpazeler var. Akreplerde tarağa benzer bu. Bunda yelpaze şeklinde 8 tane saydım ben. Buradan görebilir miyiz? Göremiyoruz. Bunlarla bakın. Belki girersiniz.
parmağımın arasına girip saklanmak istiyor. Gitme, 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 gitme. Harika bir şeysin sen ya. Karnı dolmuş. Geldiğinde oldukça zayıftı. Şu anda karnı dolu. Bir tane çekirdeği yemiş çünkü. İşte. Artık bu şehir efsanesini bitiriyoruz. Bakın ön bacakların ucunu görüyor musun? Ön bacakların ucu vantuslu. Bunlarla avına yapışıyor resmen. Avını yapışıyor, çekiyor kendine ve yemeye başlıyor. Gözler tepede teleskop gibi. Dişler gelişmiş. Benim kıllarla onun kıllar karıştı. İkisi de sarı. Harika bir canlı. Ama ısırmaya teşebbüs bile yok. Bırakın ısırmayı. Isırmaya teşebbüs bile yok. İnsanda kesinlikle iş yok. Her yerden görüntü almaya çalışıyorum. Bu kıllar, vücudundaki kıllar, tüyler değil, kıllar. Yani bizdeki gibi kıl var onda da. Kıllar vasıtasıyla çevresini algılıyor. Bakın kıllar sanırım çıkıyor. Uzun uzun kıllarla kaplı vücudu. Özellikle ön ayakları. Bu ön ayakları öne doğru yürürken uzatıyor. Ve bu kıllara değen canlı yerini tespit ediliyor ve avlanılıyor. Benim kıllarla onun kılları karıştırmayın. Onunkiler ince ve uzun. Bakın burada bacaklar da çok rahat gözüküyor. İki tane gelişmiş diş. Kafada kıllı. Kafada kıllı. Çok güzelsin ya. Çok güzelsin. Bacaklar pençe şeklinde ama tırmanmaları şu ön bacaklarla yapıyor. Vantuslu bacaklar. Zaten ön bacaklarını çok fazla kullandığı gelişmişliğinden de belli. Ön bacaklar ciddi anlamda gelişmiş. Alttaki titreşim algılayıcılarını göstermeye çalışıyorum. Evet, bir tanesi gözüktü bakın. Tam altta beyaz. Şurada. Bunlar 8 tane. Yerdeki titreşimleri bunlar vasıtasıyla algılıyor. Ve neyin geldiğini biliyor. İşte bu Çiyan videosunda Çiyan'ın geldiğini ve Çiyan'ın Çiyan olduğunu, yani gelenin Çiyan olduğunu biliyordu. Ve bu Çiyan'la nasıl savaşacağını kafa kafaya gelmek yerine boyundan ısırmayı tercih etti. Dişlerini boşa çıkardı. Boyun kısmından ısırdı ve boyun kısmını parçaladı. Bunlar hep avcı genetik olarak aktarılıyor bunlara. Bu refleksler var onlarda. Yani gelenin Çiyan olduğunu biliyor ve Çiyan'a nereden saldırması gerektiğini biliyor. Akrep olsaydı belki başka bir teknik kullanacaktı. Onda da muhtemelen kuyruğa saldıracaktı. İşte bu canlıyı üstün kılan bu özelliği.
kesinlikle ve kesinlikle insanla işi olmadığını artık herkes bilsin. Bu canlıyı gördüğünüz zaman korkmayın. Aksine sevinin. Çevrenizdeki zehirli türleri dengeleyecektir. Onların normal popülasyonda, normal sayıda kalmasını sağlayacaktır. Lakin kesinlikle ısırma mısırma söz konusu değil. Ha, ben bunu kalkar abdomeninden tutar sıkarsam hayvan kendini korumak isteyecektir. O zaman ısıracaktır. Ama elinizi ağzına götürmek götürmek onu kendinizi ısıttırmak için kafi değil. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bunun genetiğinde, buna aktarılan bilgiler içerisinde insanı ısırma yok. İnsanı av olarak görmüyor. İşte kolumda yatışından da belli. Ama dediğim gibi tutar sıkarsam veya tutarsam kendini korumak için ısıracaktır. Evet, bakın yelpazelerden birkaç tanesini görebildik. Kolumda olduğu için her şekilde yaklaşamıyorum. Açısı ters. Ama yelpazenin bir tanesini net olarak ekranda görebiliyorum. Tamam güzelim, hadi bakalım, seni fazla huzursuz etmeyelim. Elimi sevdi. Kıllarıma dolandı. Karın altına bir görebilsen, kapatacağım. Yere değen, arka bacağının alt kısmından başlar. Müthiş görüntüler alıyorum gibi geliyor bana. Evet, bakın. Yelpazeler arka bacağının altından başlıyor. Nasıl gösterebiliriz? Evet. Sıralı. İki arka bacağını birbirine birleştiriyor yelpazeler. Bunlarla yerden gelen titreşimleri algılıyor. Sarım benim, sarı kafam benim, sarı kafam, sarı kafam. Of, benim benim sarı kafama. Of, benim benim sarı kafama. Of, benim benim sarı kafama. Sarı kafa. Nelerin ağzını ağzını hareket ettiriyorsun? Isıracağım mı yoksa? Ha? Isıracağım mı yoksa? Korkma ben. Ben bir şey yapmam sana. Bu mücadele et yiyen örümcek diyorlar ama et yiyen insan yok mu? Et yiyen, et yiyen örümcek, Camel Splatter, bilmem ne, bir sürü ismi var bunun. Ama bu meşhurluk onun başına bela olmuş. Çünkü bundan gören hemen kalkıyor, yetkilileri arıyor ve öldürülmesi için ilaçlıyorlar ki bu ilaçlamada sadece bu ölmüyor. Bir sürü de canlıyı katlediyorlar. Oysa bu canlı hiç de böyle insana zarar veren bir canlı değil. Ne mi kızım? Senden neden korkuyorlar senden ya? He? Senden neden korkuyorlar? Bu da ön yargıları kaldırmama yardımcı oluyor gibi hiç kaçmıyorlar, çok güzel bu. Of, verim kızım oğlum. Tamam güzelim. Tamam. Of, verim benim sarı güzelime. Sarı güzellik bu, sarı güzellik. Of, verim. Avcılar aynı zamanda akıllı olur. Zeki olurlar. İşte bu da zarar görmeyeceğini anladığı için kendini sevdiriyor. Bu kıllar duyargaları zaten. Şu anda benim ona
öyle bir etki yapıyorum ki seviliyor yani. Sevildiğini anlıyor şu anda. Kıllarına dokunuyorum ve hiçbir tepki vermiyor. Bakın hoşuna gitti. Kendini de zaten kılları durmadan temizliyor. Devamlı şey bırakıyor. Diri bırakıyor. Bakın şu kıllar. Şu anda resmen sevildiğini biliyor. Şu anda sevildiğini. Kaçmıyor ya. Alıştılar resmen. Kontrol edemiyorum bazen. Sert dokunuyorum ona rağmen. Allah'ım yarabbim. Bütün canlılar sevgiyi algılıyorlar. Bugün plajdayım. Plajda bir sürü insan var. Bir köpek geliyor. Köpek direktman orada diğer masada falan bir sürü insan, bir sürü insanın içerisinde kendisine sevgi duyanı hissediyor. Hiç gelmeli demeden direktman geliyor seni buluyor. Bütün canlılarda sevgiye karşı bir duyarlılık var. İşte bu, bakın, korkulan bir canlı olmasına rağmen ne kadar sevildiğini anladı. Sert de dokunuyorum bazen, ona rağmen hiç tepki vermiyor. Of benim benim güzelim. Of benim benim güzelim. Bak. Canım benim. Canım benim. Canım benim.